Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram özendi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Enam suresini devam ettiriyoruz. Şimdi yatsı namazımızı eda ettik. Dedik ki bir abdestliyken bir video çekeyim dedim ve sizlere bu akşamı atar mıyım atmaz mıyım bunu bilemem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ayet 60'da başlayacak. Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran odur. Sonunda dönüşünüz ancak onadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size o haber verecektir. O kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Sonra da gerçek mevlalarına döndürülürler. Dikkatli olun. Hüküm ancak onundur ve o hesap görenlerin en süratlisidir. De ki, bizi bu tehlikeden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye gizli ve aşikar ona yalvarıp dururken karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? De ki, Allah sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtarır. Sonra da siz yine ortak koşarsınız. De ki, onun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki onlar iyice anlasınlar. Kavmin o Kur'an'ı yalansaydı, halbuki o gerçektir. De ki ben sizin vekiliniz değil miyim? Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de onu yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman hemen onlardan uzaklaş ki ondan başka söze dalsınlar. Eğer şeytan bunu sana unutturursa hatırladıktan sonra hemen kalk, o zalimler topluluğuyla oturma. Allah'tan korkanlara o zalimlerin hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar. Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helaka atmamasını kendisi için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helaka uğratılmışlardır. Onlar için inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. De ki, biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeyleri mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra ardımıza mı dönelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayartarak uçurma çektikleri ahmak gibi mi olalım? De ki, Allah'ın gösterdiği yol yegane doğru yoldur.
bize bütün alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu. Bize namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının diye emredildi. Toplanacağınız yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri yerli yerince yaratan odur. Bir şeye ol dediği gün hemen oluverir. Onun sözü haktır. Süre üfürüldüğü gün de mülk ancak onundur. O gizliyi ve açığı bilendir. O hikmet sahibi her şeyden haberdardır. İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, muhteşem varlıklarını gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü, Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Ayı doğarken gördü, Rabbim budur dedi. O da batınca yemin ederim ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur, o hepsinden büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yüzümü tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Ve artık ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya başladı. O da onlara dedi ki, beni doğru yola eriştirdiği halde Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ona ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. Ancak Rabbimin dilediği şey hariç. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmez misiniz? Hakkında hiçbir delil indirmediği halde siz Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Eğer bilirseniz söyleyin. Bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır? İman edenler ve imanlarını zulüm ile karıştırmayanlar, işte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbim hikmet sahibidir, bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u da hediye ettik. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da hidayet ettik. Hepsi de salih kullarımızdandı. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve hükümranlık ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Bunlar ona inanmayacak olurlarsa yerlerine onu tanımamazlık etmeyecek bir toplum getiririz. Bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uygun. De ki, ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece bütün alemlere bir öğüttür. Onlar Allah'a
onlar Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir demekle Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki, Musa'nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kağıtlara çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz, sizin de babalarınızın sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz kitabı kim gönderdi? Onlara karşı sen Allah de, sonra onları bırak, boş laflara dalarak oyalansınlar. Bu kitap, Kur'an kendinden önceki kitapları tasdik eden şehirler arası Mekke halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu kitaba da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyedildi diyen ve Allah'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsem, melekler onlara ellerini uzatırlar ve ruhunuzu teslim edin. Bugün Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler. Bugün sizi ilk defa yarattığımız zamanki gibi yapayalnız huzurumuza geldiniz, size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Allah'ın size göre ortağı oldukları iddia ederek yardımlarına, şefaatlerine güvendiğiniz ortakları yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bütün bağlar artık kesilmiş, güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur. O halde nasıl yüz çevirirsiniz? Karanlığı yarıp tan yerini ağırtan O'dur. Geceyi dinlenmek için, güneşi, ayı vakitlerimizi hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz bilen bir toplum için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Biz ayetlerimizi anlayan bir toplum için apacık beyan ettik. Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. O bitkiden bir yeşillik çıkardık. Ondan da birbiri üzerine binmiş taneler hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarıyoruz. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın. Bunlarda inanan bir toplum için ibretler var. Onlar Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan ona oğullar, kızlar uydurdular. Onun şanı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur. Her şeyi yaratan O'dur ve O her şeyi bilendir.
İşte Rabbiniz Allah bu. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk edin, o her şeye vekildir. Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. O lütuf sahibidir, her şeyden haberdardır. Muhakkak size Rabbinizden basiretler, kalp gözleri geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değildim. İşte böylece ayetleri türlü türlü çevirip açıklıyoruz ki onlar sana sen bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin desinler ve bilen bir toplum içinde onu iyice beyan edelim. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Ortak koşanlardan da yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerinde bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler. Biz her ümmete yaptıkları işi böyle suçlu gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir ve Rablerinedir. O onlara ne yaptıklarını haber verir. Müşrikler kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah katındadır. Onlara mucizeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini çeviririz de onlar ilkin iman etmedikleri gibi gene de iman etmezler. Biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın bırakırız. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah'ın diledikleri hariç yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de ahirete iman etmeyenlerin kalpleri o yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansın ve işledikleri suçları işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Allah size kitabı Kur'an'ı açıklanmış olarak indirdiği halde ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz o Kur'an'ın gerçekten Rabbin katında hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruladıkça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerine değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zana uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Eğer Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Sadakallahul azim. Allahu Teala her şeyin en doğrusunu söyledi. Evet arkadaşlar, bayram özendi. YouTube kanalıma abonelik eklemeyi, videolarımı beğenmeyi şöyle unutmayın arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar.